Arkadaşlar bu cümlemizde bağlaçla başlamış. If, eğer sahipseniz, neye sahipseniz, herhangi bir kontrol edilebilir risk faktörüne sahipseniz, for heart disease, kalp rahatsızlığı için veya diyabet için, örneğin ne gibi? Örneğin obezite veya yüksek kan basıncı, yani tansiyon gibi, ki bunlar kontrol edilebilir risk faktörleri. Eğer buna sahipseniz, görmek için ne yapın? Devam edin. Yani okuyun demek istiyor. Görmek için read on, okumaya devam edin. What you can do, ne yapabileceğinizi görmek için, ne yapmak adına, azaltmak adına. Ne azaltmak ve ne yapmak, elimine etmek. Diğer risk faktörlerini elimine etmek ve azaltmak adına okumaya devam edin. Aslında read on beraber kullanılıyor arkadaşlar. Okumaya devam edin anlamında. Burada zaman olarak present aktif bir yapı söz konusu. Emirlerde read on, devam etme anlamındaki yapı. Ve if yapısı var arkadaşlar, bağlaç olarak olursa, or var arkadaşlar ya da yoksa. Sadece örnek vermek amaçlı. See what you can do. Ne yapabileceğinize bakın, görün derken isim cümleyeceğim. Bir şey için risk faktörleri, risk factors for. Read on to see. Görmek için devam edin. What you can do to reduce. Azaltmak için ne yapabileceğinize bakın derken. Kontrol edebilir risk faktörleri, kalp rahatsızlığı, yüksek kan basıncı, tansiyon veya elimine etme riskleri azaltma anlamına gelen tamlama. Fiil olarak sahip olma fiilimiz söz konusu. Kontrol etmek fiilimiz var arkadaşlar. Riske atma fiilimiz var. Press, baskılama fiilimiz. Read, devam etme fiilimiz. See, görmek fiilimiz arkadaşlar. Do, yapmak. Reduce, azaltmak. Elimine etmek de yine diğer fiilimiz. Çevirisine baktığımızda eğer ifadesi burada var. Eğer kalp hastalığı veya diyabet gibi suggest, obezite veya yüksek tansiyon gibi diğer kontrol edilebilir risk faktörleriniz varsa, sahse ne olur? Bu riskleri azaltmak ve ortadan kaldırmak için neler yapabileceğinizi görmek için, görmek adına okumaya devam edin. Cümlenin sonundaki yüklem olan yapınız. Tabi videoyu durdurarak arkadaşlar birebir siz de bu analizi yapabilirsiniz.